Şenol Güneş ve Erik Bailey'nin basın toplantısından görüntüler ekranlarınıza getirdik. Konuştuğu noktalara değineceğiz. Şimdi Lugano takımına ben de şöyle bir baktım. Geçen yıl 3. tamamladılar. Şu anda da 9. haftaya girecekler. 3.'ler hala. Ve inişli çıkışlı, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında 3 mağlubiyetleri var 8 haftada. Yani Beşiktaş'ın, yine Fenerbahçe'de söylediğimiz aynı şeyi söyleyebiliriz, aynı klasmanda olmayan bir takım. Kulüp Brugge karşısında bir puan bence bizim için iyiydi. Yani Çünkü o oyundan bölümün sonra belki en zor takımlarından biri. Ama Lugano karşısında daha aktif bir Beşiktaş bekliyoruz, değil yani mi? taraftarla birlikte kendi sahanızda, ben de nasipse gideceğim maçı, canlı izlemeye Evet. çalışacağım. Merak ettiğim Beşiktaş değil. Beşiktaş'ı biliyorsa Lugano'yu merak ediyorum. Çünkü şeylerinde, tarihçelerinde hep inişli çıkışlı, düştüler, çıktılar uzun zaman. Evet. Yine yeni bir yapılanma, enteresan da oyuncular çıkarıyorlar. Onlar bakalım yani Beşiktaş'ın kimle oynayacağı? Bailey herhalde oynayacak çünkü. Buraya çıkanın %99'u oynuyor. Evet, muhtemel 11'imizde rica edelim yönetmenimiz Tolga'dan, üzerinden de konuşalım. Ben de aktarayım isterseniz. Kalede Ersin'i bekliyoruz. Mert'in sakatlığı sebebiyle defans hattında Masuaku, Kole, Erik Bailey ve Rozier. İleride üçlü Salih Hacametoviç, Alex Oxlade-Chamberlain orta sahasını göreceğiz. Solda Muleka, sağda Raşitsa, ileri uçta da Abubakar'ın olmasını bekliyoruz. Defans hattından başlayalım. Siz de oradan bahsettiniz. Erik Bailey, evet, basın toplantısına çıkınca orada oynama ihtimali yüksek gözüküyor ama tabii Kole ile sizce nasıl bir uyumu var? Ya mutlaka bir uyumu sağlayacaklar çünkü orası bir dikiş tutmadı stoper Evet, hatları. sürekli Devamlı değişiyor. değişiklikte oynadıkları için, ama ben Muleyka'dan ziyade Cenk'i bekliyorum ben bu maçta. Çünkü Cenk'in oynamadığından yola çıkarsınız, Masuaku'nun da performansı düştü. Onunla çok iyi bir ikili oldular, çok iyi bir anlaşıyorlardı. O birbirlerini çok iyi tamamlayan bir oyun sergilediler. Geçtiğimiz sezondan bahsediyorum. Bu sezon ön taraftaki değişiklikler Masuaku'nun da oyun temposunda veyahut da oyun o çıkışlarında, oyun organizasyonunda bir sıkıntılar yaşıyor. Ben herhalde Muleyka'nın çok kötüdür şunlar performansından değil, fakat dağınık, o da bir dağınık bir oyuncu. Daha biraz toparlayıcı oyuncu mesela Cenk'te, Abu'nun birbirlerini tamamlamaları, birbirlerine Raşit'se girerse zaten onun o aktivitesini biraz daha iyi görmemiz lazım. Burada hiç belli olmaz. Farklı bir şeyle de oynayabilir hoca. Daha topu çok fazla tutan oyuncular. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi, Galatasaray'da, Fener'de bahsettiğimiz gibi. Evet. Topun hücumda kalmasını sağlayabilecek oyuncularla da yola çıkabilir. Burada önemli olan, bütün takımların en önemli noktası, ben bel kemiği diyelim, orta saha. Sizin orta sahada Gedson, bilmiyorum. Gedson'la ilgili açıklama da yaptı Şenol Güneş. Ayak bileği döndü dedi. Pazar günkü maçta da oynayamayacak. O vakit ayak bilekleri tabii her zaman için tedirginlik yaratır. Allah göstermesi, Evet, farklı bir geçmiş olsun şeyler, diyelim biz boyutlara de. da gidebilir. Onun Onun olmaması, eksikliğini kapatabilecek mi Oxlade? Yani bilemeyiz ki, şimdi çok farklılıklarla oluyor. Rakibinizi bilmiyorsunuz. Rakibiniz ne şartlarda size oynayacak? Siz mi rakibin oyununu bekleyeceksiniz, yoksa siz mi ona kendi oyununuzu kabul ettireceksiniz? Şimdi bir de böyle bir şey var. Hadi Türkiye Lig maçlarında tapan da Avrupa maçlarını bilemezsiniz. Rakibi de bizler için çok kapalı kutu. Bilmiyoruz, takip etmediğimiz zaman. Tamam, fert fert bir iki tane oyuncusunu biliyorsun ama takım Oyun düzenlerinin, anlamında. oyun ne olduğunu, burada gelince ne şekilde oynayacaklarını, onların en iyi burada bize sunacak kişiler kimdir? Oraya gidip izledikten sonra Beşiktaş'ın göstereceği performans ve rakibin size karşı göstereceği oyun düzeyi ne olacak? Onları bilmedikten sonra çok afaki bir şey olur. Beşiktaş'ın bu dönem biz hep neyi savunduk Beşiktaş'ta? O düdükle birlikte agresif bir futbolu bu sezon onu başlamıyorlar. Yani yavaş yavaş geliyorlar ona. Belki de bu işte oyun düzeylerinden kaynaklanıyor. Oyuncuların daha toparlanmamasından kaynaklanabiliyor. Ama tabii Beşiktaş da diğer takımlarımız gibi favori. İçeride de zaten bu maçı, yani puan yazılıyor burada. Avaraj mavaraj ver, puanını al sen, 1-0 olsun bizim olsun denir ya. Çünkü çok pozisyon verdiğiniz bir maçtan berabere döndünüz. İlk maçınızda. Ya, hakikaten Beşiktaş çok maçlar çıkardı. Yenildiği maçlarda oldu ama bu kadar pozisyon çok vermiyordu. Mert o maçta biliyorsun
Yani hakikaten devleşti. İnanılmaz bir performans. İnanılmaz bir performans. Hava şartları, o takımların rakibinin işte sağdan soldan gelmesi bir türlü çare bulamadınız. Ama bir ara en çok onun adını duyduk böyle maçı yani, izlerken. Ama ne var işte stoperleriniz oturmadı, müdafaa hattınız oturmayınca sıkıntı yaşadınız. Orta sahanız da aynı şekilde. Şimdi Beşiktaş o tarzda değil. Ligin boyu uzamaya başlayınca siz de performanslarınızla üzerine arttırıyorsunuz. Artık herhalde hoca da stoper hattında fazla oynamaması lazım. O da onun elinde değil. Sakatlığı geliyor. Cezalısı oluyor. Konya Spor maçında Koley ve Amarty ikilisi yani vardı. Yani çok fazla oynadığınız zaman birbirlerinize de uyum sağlayamıyorsunuz. Dikkat edin. Bütün üst seviyedeki takımların müdafaa, bilhassa orası o ikili çok fazla değişmez. Ama Beşiktaş'ta mecbur kalıyor. Bazı sakatlıklarından dolayı, işte kartlardan dolayı değişiklikler yaşadılar. Orayı oturttuktan sonra da Beşiktaş yerli artık sorunu da var. Daha tabii daha farklı bir oyun düzeni görüyor. Bizim alıştığımız geldiğimiz oyunu görebiliriz orada. Yani Cezal da oynayabilir. Sağ tarafta Raşit'se diyoruz ama Cezal da oynayabilir. Düşünüyorum Cezal ve Cenk'i. İkisi böyle artık sürekli biri sakatlık yaşıyor, biri yok. Biri var, biri yok. O yani ikiliyi böyle en yeni halleriyle tekrar sağda kanatlarda görmeyi çok özledik. Şimdi ikisi de topu tutan, ikisi de pozisyon üreten oyuncular. Onun için siz böyle takımlarda bilhassa Avrupa maçlarında çok fazla önde topu tutarsanız oyuna hakimiyetiniz de daha fazla olur. İşte Cezalı yapıyor mu? Bunu yapıyor. Cenk de var mı? Var. Bir de döndükleri zaman vuran topçular. Evet. Yani çerçeveyi gördükleri zaman vuruyorlar. Bir de şut şansları değil. İyi şut çeken takım. Duvar paslarına da giren oyun algılamaları çok iyi. Yani Cezalı da başlayabilir hocam. Orada o olabilir yani. Raşit'sa size bir sağlıklı Cezal etkisi gösteriyor mu? Yani son maçlarda biraz tabii toparlanmaya başlamış. Süresi ne kadar olur mu? Sonradan önceden mi atarsınız topu tutmak için? Yoksa rakibi hani yoğurayım, hamurayım. Ondan sonra Cezalı atayım orada o şekilde mi kullanırsınız? O tabii onu hoca ama en başta sağlam oyuncularla oynamak her zaman için. Cezalı da artık gelmiş. Evet. Vakti gelmiştir yani. Sizin çünkü orada o kanat hakikaten oyunu kontrol edecek oyuncuya ihtiyacınız var. Raşit'ten bu verimi alabildi mi şu ana kadar? Beşiktaş alamadı. Hayır. Gol katkısı olarak da alamadı. Yani gol oyun olarak da fazla mı? Sadece koşmayla, gitmeyle olmuyor. Biraz da oyunu iyi süzmeniz gerekecek. Geçen sezon oynadığınız takım farklı bir takım da bu sezonki takım çok farklı bir takım. Ona göre de oyuncu olarak da siz takımı ayak uydurmak mecburiyetindesiniz. Belki oyun düzeylerinizden farklı bir yere gelebilirsiniz. Bunlar da tabii zamanla olacak işler. Peki yine Şenol Güneş'in basın toplantısına dönelim. Onana ile ilgili bir soru geldi çünkü kendisine. Onana yok olacak bir oyuncu değil. Orada şu anda Hacı Ahmetoviç var. O bölge dolu, o yüzden oynatmıyorum dedi. Onana'yı savunuyor tabii. Şimdi herkes oynamadığı için boşa harcanmış bir para olarak görüyor. Onana'nın ismi geçtiği zaman burada biz Güven Çoca falan beraberdik. Hocaya şunu söyledim yani anlatmaya çalıştım. Ben dedim iyi bildiğim için anlatayım. Pozisyon bilgisi olan bir oyuncu. Sadece pozisyon oyuncusu. Bizim tribünlerimizin, bizim sevmediğimiz bir oyuncudur. Yani biz hadi koşacak, gidecek. Evet. O hep pozisyonla içindedir. Alır topu, verir, görevini yapar. Ha bu sadece o şekilde gider, basmaları falan vardır ama biz sevmeyiz böyle bu tarz oyuncuları. Bizde daha böyle kreatif olacak. Çok kreatif bir oyuncu değil ama eğer görevi verdiğiniz zaman siz o görevi pozisyonunu çok iyi oynamasını bilen oyuncular. Fakat gene arz edeyim ne bir Salih'in gösterdiği performans ne bir Gedson o tarzda bir oyuncu değil. Sadece pozisyonu onu da yeterli mi gelir mi gelmez mi şampiyonlar oynayacaklar onu da en sonunda hoca karar verecek. Peki yani. Abubakar'a da çok kısa değinelim, bir dakikamız kaldı. Maçın sizce skor anlamında en belirleyici kişisi o mu olacak? Şu anda Beşiktaş'ta o. Şu anda o şekilde Cenk'in olmadığı zamanlar tek kaldı Abubakar. Evet, maalesef tek kaldı. Bütün her şey üstlenen Abubakar. Hani at Abu'ya yazsın derler ya. Bireysel olarak da çok iyi goller atıyor. Konya Spor maçındaki golü. Yani olmayacak yerlerde bir şeyler çıkarıyor. Hani derler ya bir yerlerden de hiçbir şey söylenir bile bir tabir vardır. Ama öyle bir oyuncu. Bunu da tamamlayıcı, arkadan tamamlayıcı oyuncular fazla olmuş olsa Beşiktaş'ta daha farklı olacak ama şu anda tek abu kalıyor Cenk gelene kadar. Peki süremizin bitirdik de mi?
böylece sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederim eşlik ettiğiniz için. Değerli izleyenler, Sabah Sporu'nu bugünlük noktalayacağız. Fenerbahçe ve Beşiktaş Konferans Ligi ikinci haftasında bugün önemli karşılaşmalara çıkacaklar. Biz de programımızı noktalarken takımlarımız gruplarındaki ilk maçlarda neler yaptı? Özet görüntüleri izleyelim. Sonrasında hoşçakalın.